Aynı zamanda oyun tarafında da bu tür çalışmalar var. Oyun tarafındaki çalışmalar çok daha derin ve çok daha teknik konular aslında. Ama şöyle bir bilgi vererek başlayabilirim. Hani oyun sektörüyle ilgilenenler varsa, video dünyadan bahsediyor şu an. Dünyada oyun oynayan 2,6 milyar insan. Bunlar daha çok video gaming dediğimiz, yani aslında genellikle neredeyse tüm oyunları kapsayan bir başlık. 2,6 milyar insan bunları bir şekilde oynuyor. Telefondan oynuyor, internet üzerinden oynuyor, bilgisayarına yüklüyor vesaire. 495 milyon e-spor meraklısı var. E-spor dediğimiz aslında artık yeni bir sektör. Cidden milyonlarca dolar ve milyarlarca dolarlık çalışmaların, organizasyonların yapıldığı bir alan. Bunun meraklıları neredeyse yarım milyar diyebiliriz. 9 milyar saat e-spor ile ilgili video izleme yapılıyor dünyada. Ve bunu Twitch üzerinden yapanlar var, YouTube üzerinden yapanlar, kendi diğer farklı platformlar var. Yani bu kişiler sadece oyunla alakalı bir video izlemesi yapıyor. Bir oyunun oynayışı olabilir, oyunun nasıl oynandığı olabilir vesaire gibi. Oyun içerisinden kareler olabilir gibi. 1,1 milyar dolar 2020 yılındaki oyun sektörü büyüklüğü ve her yıl bu %15 şeklinde büyüyor bu sektör. Bunun birçok sebebi var. Teknik tarafta yapılan çalışmalar var. Teknik tarafın kalitesi arttıkça, daha fazla oyun geliştirildikçe zaten bu da daha çok kişiye ulaşmaya başlıyor diyebilirim. Yani donanımla da alakalı bir şey. Hatta Peak Games'i duymuşsunuzdur. Peak Games 1,8 milyar dolara satıldı. Türk bir yerli bir oyun firmasıydı. Bunlar işte dünyanın en büyük mobil oyun geliştirici firmasına, Zynga'ya 1,8 milyar dolara satıldı. Türkiye tarihinde ilk böyle bir satış teknik tarafta. Ve bu gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Peki, oyun tarafında neler yapılıyor? Yapılabiliyor ya da. Şöyle birkaç başlıkta özetledim ama bunlar sadece birkaç başlık. Aslında çok daha fazla şey yapılabiliyor. Akıllı oyuncu geliştirme. Mesela bir oyun geliştirdiniz. Bunun içerisinde aslında size rakip olabilecek ve sizin yeteneklerinize göre, oyun tarzınıza göre kendisini güncelleyebilecek, kendi taktiklerini güncelleyip size farklı, başka bir oyuncuya farklı şekilde savaş teknikleri kullanabilecek ya da oyun taktikleri kullanabilecek bir oyuncu geliştirme. Bunu birçok amaçta kullanıyoruz. Aslında oyun içerisinde aksiyon yapmak için de kullanılabiliyor. Mesela hani biraz daha challenge seviyesini artırmak için, motivasyonu artırmak için, rekabeti artırmak için kullanılabiliyor. Ya da doğrudan bir test alanı oluşturmak için de kullanılabiliyor. Bunları da daha sonra anlatacağım. Gerçek zamanlı churn prevention. Bu aslında pazarlama tarafında olan bir şey. Churn. Yani bir oyuncunun, oyun odağında söylersek, bir oyuncunun oyundan çıkma, oyundan kaçma ihtimali ni hesaplayan bir algoritma yazılabiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı bunu yaparken, mesela şöyle düşünelim. Siz oyun oynuyorsunuz. Oyun sırasında canınızın sıkıldığı aslında hareketlerinizden biridir. Yani bunu mesela belki oyunu oynayan kişi bile bilmeyebilir, hissetmeyebilir. Ama sıkılmışsındır. Senin hareketlerin o kadar belli paternleri izliyordur ki o patern daha önce oyundan çıkan, yani bir dakika içerisinde ya da 5 dakika içerisinde o hareketten sonra oyundan çıkan 10 bin kişiyle aynı paterni uyguluyorsundur o anda canın sıkıldığı için. Bu yapay zeka tarafından anından fark ediliyor ve diyor ki bu oyuncu mesela oyundan çıkacak. Seni oyundan çıkarmamak için, kaçmaman için aslında seni oraya bağımlı, yani biraz da kötü bir şey, bağımlı hale getirmek için, daha fazla zaman geçirmeni sağlamak için sana ekstra şeyler sunabiliyor. Belki o anda bir indirim olabilir ya da sana özel bir mesela silah strateji oyunuysa sana bir silah vererek mesela ücretsiz ya da çok ucuz fiyata bir silah almanı sağlayarak ya da bir motivasyonunu sağlayacak bazı hediyeler oyun içerisinde ulaşmanı sağlayarak sen fark etmeden
oyun içerisinde daha çok kalmanı zorluyor aslında. Bunu teknik olarak söylüyorum. Buna iyi olarak da bakabilirsiniz, kötü olarak da. Ama teknik olarak bunlar yapılıyor. Better matching. Better matching de aslında şöyle. Benim oyunu oynarken bir profilim var. Yani benim davranışlarım, hareketlerim, teknik kabiliyetim düşük ya da yüksek. Ama bana özel şeyler bunlar. Benimle oyun teknik ve tarzım, anlayışım, yöntemlerimle benim oynayacağım kişinin, eşleşeceğim kişinin herhangi bir strateji oyununda mesela benzer olması gerekiyor. Yani birbirimize hiç benzemeyen kişileri eşleştirirse o zaman iki taraf da motive olamayacak ya da başarılı olamayacak gibi ya da sevmeyecek oyunu. O yüzden bu iki oyuncuyu öyle bir eşleştirmesi gerekiyor ki bunlar birbirleriyle belki savaş oyunuysa savaşmaktan zevk alması gerekiyor oyun içerisinde. Ya da mesela senin bir takım oyuncusuna ihtiyacın var oyun içerisinde. O takım oyuncusu ile senin teknik kabiliyetlerin eşleşebiliyor olması lazım. Senin tarzının eşleşebiliyor olması lazım. Bunun için yüzlerce, binlerce alt metreye bakılıyor aslında. Yani basit bir şey gibi görünebilir ama öyle değil. Oyun karakterinden kişisel karakterine kadar, oyun içerisinde anlaşılan bütün her şeyine kadar bakılıyor ve bunlarla birlikte bir en iyi eşleşmeyi sağlayan bir teknik geliştiriliyor, algoritma geliştiriliyor. Automated QA ve Gameplay Test Bot'u. Bunlar da aslında oyun içerisindeki NLP teknikleriyle uygulanan bazı şeyler. Oyuncu yerine oynayan bot. Bu altında da özetle söyledim aslında. Bir oyuncu, bir insan oyuncu. Diyelim ki günde 5 saat oynadı. Umarım oynamıyorsunuzdur o kadar. 5 saate bir oyun geliştirmeyi öğrenmek daha efektif olabilir. Ama diyelim ki oynuyorsunuz ve sizin bir karakteriniz var orada. O karakterin de mesela başarıya ulaşmasını devam ettirmesini istiyorsunuz. Mesela sizin bir stratejiniz vardır oyun içerisinde. Onu devam ettirmesini istiyorsunuz. Bu para kazanmak da olabilir, bir yeri fethetmek de olabilir, herhangi bir şey, level atlamakla. Sizin tarzınızla oyun içerisindeki bot sizin karakterinizi, tarzınızı öğreniyor, bütün yöntemlerinizi. Zaten siz oynuyorsunuz aslında o zamana kadar. Onlar kayıt altında tutuluyor. Bütün davranışlarınız, teknikleriniz. Bununla özel bir bot savaşçı diyelim, strateji oyununda. Savaşçı sizin bütün tecrübelerinizle o oyunu devam ettirebiliyor. Aslında siz oyuna devam etmiyorsunuz, siz bıraktınız ama sanal olarak sizin karakteriniz orada devam ediyor. Bu yapılabiliyor mesela. Yapılabilir. Ya da fraud, cheat, detection dediğimiz, bu aslında biraz daha finansal bir konu. Finans tarafında çok kullandığımız bir teknik. Dolandırıcılık tespiti gibi şeyler. Bu herhangi bir şey de olabilir aslında, dolandırıcılık tespiti. Bir para transferinde de yapılabiliyor. Mesela A noktasından B noktasına para transfer ederken ya da oyun içerisinde bir dolandırıcılık hamlesi, aldatma hamlesini tespit eden bir şey. Hani eminim oyuncu arkadaşlar çok iyi bilir. Bu oyun içerisinde hileler ararlar ya sürekli. O hilelerin hareketleri, tarzları, tavırları bellidir. Aslında yapay zekadan kolay kolay kaçamaz bunlar. Ve o tavır paternlerine göre sizin yaptığınız hareketin bir aldatmaya yönelik olduğu tespit edilebilir. Ya da tamamen finansla alakalı olarak sizin o ödeme döngüsü, mesela bir para veriyorsunuz diye bir şey alıyorsunuz, satın alıyorsunuz gibi. O süreçlerde bir aldatma işlemi var mı? Gibi bunlar da aynı şekilde tespit edilebilir. Diller arası oyuncu iletişimi. Burada da şöyle, aslında NLP konusu, doğal dil işleme konusu bu. Mesela oyuncu yerine oynayan bot aslında NLP ile CNN konusuydu. Yani görüntü işleme de var orada. Görüntülerden çünkü öğrenmesi gerekiyor. Sizin daha önce oynadığınız bütün görüntüler diyelim kaydediliyor bir yere ve bütün davranışlara göre görüntüler analiz edilip ondan sonra taktikler geliştirilebilir. Fraud tarafı gene aslında NLP konusu. Diller arası oyuncu iletişimi de NLP konusu. Bu
Mesela siz diyelim ki sadece Türkçe biliyorsunuz ve diyelim bir Rus'la oynayacaksınız. Takım oyunu olabilir bu. Hani birlikte aynı takımda olabilirsiniz ya da rakip olabilirsiniz. İletişim kurabilmenizi sağlıyor. Siz Türkçe konuşurken karşı tarafı bu Rusça gidiyor. Karşı taraf Rusça konuşurken size Türkçe olarak gelmesi. Sesli olarak da yapılabilir. Bu metinsel olarak da chat ortamında yapılabilir. Buna biz diller arası oyuncu iletişimi diyoruz. Tavsiye motoru bu şöyle. Aslında birçok amaçta kullanılabiliyor. E-ticaret sitelerinde falan kullanılırdı yıllardır zaten. Ama mesela oyun içerisinde bir karakter. Sizin bir profiliniz var yine, karakteriniz var. Bu karakterin sevip sevmediği hangi silahları, hangi itemleri deniyor. Hangi itemleri sevip sevmediği falan belli. Mesela ekipman diyebiliriz kısacası. Bunlara göre size tavsiyeler ve yol haritaları oluşturma. Aslında siz farkında değilsiniz orada. Yani siz bir müşteri olarak görülüyorsunuz işin gerçeği. Müşterisiniz ve sizi ne kadar çok oyunda tutarsa o kadar başarılıdır o yapay zeka botu ve size ne kadar sizin satın alacağınız ekipman tavsiye ederse, buldurursa ya da yanlışlıkla bulursunuz, öyle düşünürsünüz. Yanlışlıkla diye bir şey yoktur yazılımda. Bunlar sizin karakteri ve tarzınıza göre oluşturulmuştur. Siz onu görünce satın almak istersiniz mesela gibi. Ya da mesela diyelim ki şu da olabilirdi. Bir şeyi zor bir hedef gördüğünüzde, mesela şöyle oyuncu profilleri vardır. Zor bir hedef gördüğünde onu satın almak için, onu kazanmak için çok uğraşır. Biraz inatçı bir karakter diyelim. Yapay zeka bunu fark eder. Ve bunu fark ettiğinde o süreci olduğunca daha da uzatmaya çalışır ve senin daha çok oyun içerisinde aktif kalmanı sağlar. Sonunda çünkü senin karakter profilini oluşturmuştur ve ona ulaşmak için ne kadar zaman harcayacağını biliyordur aşağı yukarı. Ve ona ulaşmak için ciddi uğraşırsın. Bir günde ulaşabilirken belki bir haftada ulaştırır. Arada birçok şey yaptırır sana ama bir hafta boyunca oyunda kalmış olursun gibi. In-app purchase. Bu da aslında tavsiye motoru tarafında da özetle söylediğim bir şey. Bir mobil oyun geliştirdiniz. Şimdi benim karakter profilim farklı, sizinki, herkesinki farklı. Oynadığın oyunda bütün paternlere göre oyun içerisinde ne tür davranışlar yaptığın ve satın almalar yaptığın aşağı yukarı belli. Mesela birisi diyelim ki 1 ile 5 TL arasındaki bir şey satın almak konusunda örneğin çok düşünmüyor olabilir mesela. İçeride bir item vardır, ekipman vardır. 1 ile 5 TL arasında diyelim bir şey alıyor. Ama o kişiye 5 ile 10 TL arasında bir şey gösterince almıyor. O zaman bu kişiye çoğunlukla yani %90 ihtimalle 1 ile 5 TL arasında ücretli olan ekipmanlar ya da özellikler gösterilir. O kişiye özeldir aslında bu. Diğerlerine farklı gösteriliyordur. Mesela kimisi diyelim 150 ile 200 TL arasında bir şey satın alma konusunda sorun yoksa ona da düşük fiyatta olanlar gösterilmez. Çünkü ondan daha fazla para kazanmak istiyordur. Ona daha çok satış yapmak istiyordur. Herkese tamamen kategorize edilmiş bir şekilde aslında yönetiyordur yapay zeka. Oyuncular farkında olmasa da. Otomatik oyun testi yapan botlar. Bu da dünyanın en büyük oyun firmalarından bazıları bunlar üzerinde çalışıyor, yapıyorlar. Bir oyun geliştirdiğinizde bunun test süreçleri var ve test süreçleri kolay değil. Yani bu aslında yazılım testidir. Hani yapay zeka ya da oyunla doğrudan alakalı bir şey değildir. Ama bütün stratejiler, bütün taktikler, bütün arayüzler vesaire, kod tarafı her şeyin test edilmesi gerekiyor. Ve bu ciddi zaman alır. Ciddi ekip gerekiyor. Bu süreçlerin hepsini, yani stratejilerin mesela 100 tane ya da 1000 tane olasılıklı strateji var diyelim. Bunların her birini insanlar yapıyordu aslında. O yüzden geliştirmek, bir oyun geliştirmek kolay iş değil aslında. Çünkü ciddi bir ekip oluşturman lazım. Ama bunların hepsini olasılıkları hesaplayıp kendisi test edecek bir test botu yazdığınızda yapay zeka ile bunu kendisi yapabiliyor. Mesela OpenAI var. OpenAI. Bunu araştırabilirsiniz. Bu yapay zeka tarafında çok kullanılan
ve bilinen teknolojilerden biridir. Kurucularından biri de Elon Musk'tır aslında. Ve ciddi bir yatırım yapmıştır yani. Adı üstünde Open, Open Source olarak ve ücretsiz olarak geliştiriliyor. Onun yaptığı, oyun tarafındaki yaptığı teknolojilerden, geliştirdiği teknolojilerden bir tanesi, bir oyuncunun 180 bir oyuncunun 180 yılda oynayabileceği oyun tekniklerini, senaryolarını bir günde oynuyor mesela. Şimdi bunu ben bir geliştirici olarak kesinlikle oyun geliştiriyor olduğumda onu oyunların oynanma ve öğrenme döngülerini oluşturmak için kullanırım. Yani mesela fake oyuncular tutmaktansa ya da oyunu test edecek kimseler tutmaktansa sadece bot geliştiririm ve zaten o oyunu A'dan Z'ye kendi oluşturduğum kurallara göre öğrenir ve birkaç gün içerisinde milyonlarca, belki istersen milyarlarca kez o oyunu oynayarak benim onu test etmemi de sağlayabilir. Ya da onun ilgili oyuncunun o oyunu öğrenmesini, çok çok iyi öğrenmesini sağlayabilir bir gün içerisinde. 180 yıldan bahsediyorum. Bir oyuncu 180 yılda oynayabilir onu ama o bir günde oynayabiliyor. Gibi. Doğal dil işleme, mesela sistemde hakaret ve istenmeyen sesli metinsel iletişim varsa aynı şekilde bunlar da tespit edilebiliyor ama bunları sadece oyun gibi düşünmeyin. Bunlar herhangi bir şeyde kullanılabiliyor. Mesela Amazon'dan alışveriş yaparken siz chatbotla yazışıyorsunuz diyelim ya da herhangi bir yerde. Siz orada bir hakaret ettiğiniz zaman karşı taraf bunu anlıyor, anlayabiliyor yani. Ona göre bir davranışta bulunabilir. Konumuz oyun değil ama ben ilginiz olacağını düşündüğüm için e-spor platformlarını da şöyle bir kategorize ettim. Oyun tarafında neler var? AI platformları, yani sadece oyunun yapay zeka kısmına odaklanmış geliştirme platformları olabilir, API olabilir. Yani siz oradan bir servis alırsınız parayla, ücretli olarak. O servisi kendi uygulamanıza entegre ederek oyununuza ona bir zeka katmasını sağlayabilirsiniz. Bu da mümkün. Video platformları, içerik platformları, istatistik platformları, artırılmış gerçeklik, yani augmented reality ya da virtual reality ya da veri platformları diye kategorize ediliyor. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hız konusunda ne diyorsunuz? Daha detaya girerek mi anlatayım? Yoksa daha hızlı mı geçelim? Ya da soru cevap mı ilerleyelim? Sizce? Chatten bekliyorum düşüncelerinizi. Şu ana kadar her şey tamam mı yani? Herhangi bir sorunuz yok diyorsunuz. Güzel. Mesajlar geliyor. Şu ana kadar iyi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Tamam. Beni hani yönlendirirseniz normalde fiziksel ortamda ben yüzünüze bakınca anlıyorum. Ama burada öyle bir şansım yok açıkçası. Yani soru cevabı da fiziksel ortamda daha etkili kullanabiliyoruz açıkçası. Siz sormasanız ben sorardım size. Bu konuda çok acımasızım. Ama burada siz biraz daha yönlendirirseniz sorular sorun. Farklı konularda yazılımla ilgili olabilir, yapay zekanın ilgili olabileceği bir konu olabilir aynı zamanda. Ben onları cevaplandırmaya çalışırım.